Merhaba arkadaşlar. ÖYT'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son beyin fırtınasını konuşuyorduk. Şimdi beyin fırtınasında e, şunlar önemli. Bir, bir problem durumu, örneğin denizlerin kirliliği, örneğin KPSS'den 90 nasıl alabiliriz gibi, e, sınıfta 10 kişilik, 20 kişilik bir grup olabilir. Hızlıca fikirler toplanır. Saçma da olsa her fikir tahtaya yazılır. Asla müdahale edilmez. Bu noktayı çok sordular. İkinci aşamada ise yazılan fikirler. Acaba işe yarar mı bu? Mantıklı mı? Çözüm üretir mi? diye tartışılır. Ve bazıları işe yarar bulunur ve kullanılır. Beyin fırtınası bir soruna, bir probleme yaratıcı çözümler üretmek için kullanılan bir tartışma tekniğidir. Birinci aşamada asla tartışma yoktur. İkinci aşamada tartışma olduğu için bu tartışma tekniklerin içinde sınıflandırılır. Şimdi sorular var, bakacağım. Birincisi yaratıcı düşünmeyle doğrudan ilişkidir, bunu bilmek lazım. Analiz, değerlendirme ve tartışma becerilerini geliştirir her yaş grubunda kullanılabilir. Bilgisayar eksenlidir. Uygulama becerileri yoktur. E, iç görsel öğrenmeyle, kavrayarak öğrenmeyle yaratıcı çözümler üretmek temel amaçtır. Kader diyor ki hocam aklıma bir şey takıldı ama beyin fırtınasında ne zaman soruyor? Buyur sor. Aç mikrofonu sor. E, şimdi bir soru da e, şey diyor. E beyin fırtınası yaptıran bir öğretmenimiz var. Ve diyor ki benim belirlediğim sırayla mutlaka konuşacaksınız diyor. Beyin fırtınasında bu öğretmenimizin gözden kaçırdığı şey e, serbest ortamın e, sunulmasını gözden kaçırmış. E, ama ben e, hani şey diye hatırlıyorum. Hani sen söyle kadar, sen söyle Sinan, sen söyle Müyesser diye siz de sıra belirleyebilirsiniz dediniz diye hatırlıyorum. Tabii şöyle e, bu Öyle de yapılabilir, öbür türlü de yapılabilir. Fakat şimdi o sorudaki ifadeyi bir daha oku. Hocam hatta sorudan şuradan şey yapayım. Kendisinin belirlediği sırayla fikirleri söylemelerini ister çocuklardan. Tamam. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, o sırada e, gitmek, o sırada gitmek zorunlu tutulursa tabii bir baskı unsuru oluşturur. Ee, ama baskı unsuru oluşturmadan e, sırayla söyleyin. Yani çocukların söyleme derdi varsa ve hepsi söylemek istiyorsa e, sırayla söylenilebilir. Ama baskı unsuru oluşturuyorsa bu iş asla öyle yapılmaması lazım. E, serbest aklına gelenin söylemesi lazım. Şimdi burada esas olan tabii ki serbest aklına gelenin söylemesidir. Ama e, çok fikir varsa ve o anda karmaşa oluyorsa sırayla söylensin de denebilir. Ama bu soru haklı bir baskı unsuru olarak sen söyle sen söyle diye gidilmez. Anlaştık? Tamam hocam anlaştık. Ben şunu demek istedim. O anda 7-8 kişi aynı ağızdan konuşuyor. Ee, tabii bu güzel bir şey değildir. Sırayla sen söyle sen söyle denir. Ama önceden planlanmış şekilde sen söyleyeceksin sonra sen söyleyeceksin demek yanlış bir şeydir. Bu baskı usulü oluşturur. Ben sadece şunu söylemek istedim. Aynı anda e, bir e, karmaşa oluşmasın diye sırayla söylenmesi olabilir. Efendim. ha Şurada bir soru var. Davranışçı öğrenme yaklaşım kuranları öğrenme süreçlerinde kolaydan zora ve kademeli yaklaştırma ile planlama yapılması gerektiğini söyler. Geç dalçı öğrenme kuramları ise sürecin ani patlamalı içgörüye dayalı olabileceğini söyler. Aşağıdaki öğretim teknik ve yöntemlerine hangisi davranışçı öğrenme kuramlarının öngörülerine uygun bir yapı göstermez? Bu nereden çıktı? Aha. Ha. Şimdi e, beyin fırtınası kesinlikle ve kesinlikle aşamalı değildir. Patlamalı çözüm ...oluşturmakla alakalıdır. İç görsel öğrenmeyle alakalıdır. Bir başka soru beyin fırtınası ile ilgili. Türkiye'nin enerji sorununun çözümüne yönelik... ...beyin fırtınası etkinliği yaptıran bir öğretmen... ...gönüllü ve parmak kaldıran öğrencilerden... ...yaratıcı fikirler toplamıştır... Fikirleri toplarken burada da mesela gönüllülerden hareket ediyor. Fikirleri toplarken, toplarken hemen tartışma başlamış ve öğrenciler işe yarar, işe yaramaz gibi görüşler ifade etmiştir. Tartışma sürerken bazı öğrenciler farklı yaratıcı fikirler aklına geldikçe söylemişlerdir. Süreçte öğretmen tüm fikirleri tahtaya yazmıştır. Bu öğretmenin etkinliğinde yaptığı hatalı uygulama hangisidir? Bakın dikkat ederseniz işe yarar, işe yaramaz diye birinci aşamada tartışmanın başlaması yanlış bir şeydir. Kazanım ile etkinlik uyumuna dikkat etmemesi, Gönüllü öğrencilerden fikir toplamaya başlaması, öğrencilerin düşünmesi için süre vermemesi, ha verilmeyebilir. A hemen fikir isteyebilir. Fikirleri tahtaya yazması, bu da doğrudur. Söylenen fikirleri hemen tartışmaya açması, ilk etapta tartışılması yanlış bir uygulamadır. Beyin fırtınası tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor? yapılandırmacı bir yaklaşımla uyumludur. Çalıştay sırasında yararlanılabilir. Serbest çağrışımlara dayalı bir tekniktir. Duysal ve empatik kazanımlarını merkeze alır. Fikir toplama ve tartışma aşamalı iki aşamalı süreçte işler. Burada D yanlıştır. Duysal ve empati temelli bir teknik değildir. Yaratıcı çözüm üretme ve bilişsel üst düzey yaratıcılıkla alakalı bir tekniktir. Arkadaşlar cevap vermişler. Cevaplar da doğru. Gelelim balık kılçını. Balık kılçını Fikret Hoca araştırma, inceleme içinde nasıl kullanabiliriz diye çok güzel örneklemişti. Balık kılçında e, bir sonuç, bir istek, bir problem olabilir. Bunların hepsi olabilir. Örneğin burada öğrencilerin anlamlı yapılandırılmış bilgiye ulaşamamaları neden kaynaklanır ve yapılandırılmış bilgi nasıl oluşabilir diye iki türde yazabilir. Yapılandırılmış bilgiye nasıl ulaşılır da yazabilirsin, neden ulaşamıyoruz diye de yazabilirsin. Bunun alt nedenlerini çözümleyeceğiz burada. Örneğin öğretmenin ders işleme stili, materyal ve çalışma kitaplarının yapısı, kaygı, konsantrasyon, yönlendirici rehberlik eksikliği, öğrencinin bireysel çalışmaları gibi alt neden, pardon, nedenler olabilir. Bunların da mesela konsantrasyonun alt nedenleri fizyolojik hal olabilir, güdülenme olabilir. Kaygının nedenleri panik, dağılma olabilir gibi tartışarak kurulan bir tekniktir. Bir başka örnekle anlatmak istiyorum. Diyelim ki biz Türkiye'nin doların istemsiz ve istemediğimiz bir hızla yükselmesini bir sorun olarak görüyoruz. Bunun nedenleri nedir? Mesela e ekonomik olarak maliyenin açık vermesi, faizler falan diye nedenleri yazılır. Bunun da alt nedenleri tartışılarak kurulur. Bana çok sorulan bir sorudur. Balık kılçığı çözüm üretir mi derler. Çözüm bu noktadan sonradır. Ama çözümün altyapısı için nedenleri görmemiz zaten çözüme bir hazırlık niteliğindedir. Kendisi %100 çözüm üretmez ama çözüm için bir alt zemin oluşturur. Sinan bir şey yazmışsın anlamadım. <laughs> Hocam damat demek istedim. Dolar etkiliyor ya. ha, <laughs> <laughs> ya orada bir sürü e, faktörü konuşabiliriz. Balık kılçığı bir sorun veya olayın neden ve alt nedenlerini çözümlemeye yarayan öğretici bir tekniktir. Başlatan hangisi balık kılçığı için uygun bir soru veya sorun değildir? Bu çok zor bir soru. Çok itiraz ediyor bu soruya. E, zor da bir soru. Hadi bakalım ne dersiniz? Şimdi bu sorunun doğru cevabı E'dir. Doğru cevaplar da geldi. Orta Doğu'da savaşların sürgü gitmesinin nedenleri nelerdir? Bunun çoklu nedenleri vardır. Petrol bunlardan bir tanesidir. Ee, ticaret yolları olabilir. Mezhep savaşları olabilir. Ee, değişik şeyler olabilir. Turizm gelirlerimizin son 20 yılda yükselmesinin sebepleri nelerdir? Yatırımlar, efendim iyi tanıtım falan olabilir. Beyin göçünün nedenleri çoklu nedensellik olabilir. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının nedenleri çoklu nedenselliktir. Ama Anadolu'da sıkça depremlerin gözlenmesinin nedenleri vardır. Ama bu çoklu nedensellik ve alt nedenlerle balık kılçığı yapılamaz. Bunun bir tane nedeni vardır. Nedir bu bir tane neden? <laughs> Türkiye'nin ve Anadolu'nun Kuzeydoğu Anadolu fay hattı. Fay hattının başka fay hatları da var. Fay üzerinde olmasıdır. Burada biz kalabalık olduğumuz için fay hatlarına yük bindiriyoruz. Efendim oraya mesela bir tünel açtık bu fay hat. Böyle nedenler yoktur. Yani insan faaliyetlerinin fay hatlarına etkisi gramaj olarak çok hafiftir. Böyle bir nedensellik yoktur zaten. Bu tek bir nedeni vardır. Burası da tam oturmamış e, kırıklar vardır bu kırıklar kestiremediğimiz, işte bilim bunları kestirmeye, tahmin etmeye çalışıyor. Kestiremediğimiz zamanlarda e, depremler oluşuyor. Bunun bir tane nedeni vardır. Onun için de balık kılçığı yapmaya uygun bir sorun değildir. Evet. Bir başka tartışma tekniği Sokratik sorgulamadır. Sokratik sorgulama temelde bir soru-cevaptır. Mesela ben gördüm geçen de Sokratik sorgulamayı anlatmış. İşte ironi oluşturuyor diyor falan filan. Bütün Sokratik sorgulamanın unsurlarını vermiş. Sonrasında da bu nedir diye sormuş bir yayında. A. Sokratik sorgulama. B. Soru cevap demiş. Bence hatalı bir soru. Çünkü Sokratik sorgulama özü itibariyle bir soru cevaptır. Ha e, şöyle düşünmüş oradaki yazar. Ya soru cevap ama soru cevapta şöyle olur. Sokratik Hayır. Ben soru cevabın üst başlık. Sokratik sorgulamanın onun bir çeşidi alt başlığı olduğunu düşünüyorum. Şimdi peki normal soru-cevaptan farkı nedir? Dersek ayırıcı özelliği nedir? Şimdi bir kere Sokratik sorgulama karşıdakinin kavram yanılgılarını buldurmak, fark ettirmek, çelişkileri fark ettirmek için yapılır. Ve fen öğabeti de buna eşdeğer anlamda bilişsel çelişki üretme tekniği de dedi. Eş anlamlıdır. Aynı şeydir. Burada diyelim ki sunuş yoluyla öğretim yapıyoruz. Orada anlattıktan sonra katı sıvı gaz diye anlattıktan sonra öğrenciye soruyorum. Sence gazoz katı sıvı gazdan hangisidir diyorum. Öğrenci de diyor ki öğretmenim gazoz sıvıdır diyor falan. Bu normal soru-cevaptır. Ee, Sokratik sorgulamaya dayalı soru-cevap. Zor bir tekniktir. Çünkü öğretmenin konuya çok hakim olması gerekiyor. Mesela bir öğrenci dedi ki e, ki çok öğrenci söyler bunu e, Mesela Sinan seninle konuşalım bunu. Evet hocam olur. Ha eşit aralıklı Ölçeklerle e, toplama, çıkartma, çarpma, bölmeden hangileri yapılabilir diye soruyorum. Ne dersin? Toplama çıkarım hocam. Ha. Şimdi güzel. Bunlar da yapılmaz diyor. Derste Sinan böyle bir ifade kullandı ölçmek e, dersinde. Ben de Sinan'a diyorum ki... Peki Sinan... E, 70 puan, 80 puan aldı öğrenci ve sınıfta 70 puan var, 80 puan var. Bu puanlar hangi ölçek düzeyinde de sence? Hocam. Sınıf oranla. Yok yok. Ha sınıflama şey, sınıflama hocam. Hayır canım olur mu? Ee, hatırla, ee, puanlar e, eşit aralıklıydı. Evet hocam eşit aralıklı ha, şey, ha. tam bunu soruyor. Şimdi ee, şunu konuşalım. Başka kim var diye bakıyorum. Ha kader sen söyle bakayım. 80 puan, 70 puan eşit aralıklı mı eşit aralıklı mı sınıflama mı ee, nedir hangi ölçek düzeyindedir? Eşit aralıklı hocam. Tamam. Eşit aralıklı olduğuna ikna oldun mu Sinan? Evet hocam. Tamam. Peki biz bunlarla sınıfın aritmetik ortalaması dediğimizde. 80 çarpı 2 kişi almış. Artı 70 çarpı 3 kişi almış falan diyoruz. Bölü sınıfta 24 kişi var diye. Aritmatik ortalama eşittir. 74.2 puan diyor muyuz Sinan? Söyle bakayım. Böyle aritmetik evet hocam. Evet. Peki 70 puan 80 puan eşit aralıklıysa biz biraz önce eşitlikliyle çarpma bölme yapılmaz dedik ama aritmatik ortalama hesaplarken puanlarla çarpma bölme yaptık. Bu bir çelişki değil mi? Büyük bir çelişki hocam. E o zaman bence fikrimizi değiştirmemiz lazım. Evet yani, hocam. Ha, söyle. Bundan sonra eşitliklikte toplama, çıkarma, bölme, çarpma hepsini kullanabiliyoruz. Buradaki Topla doğru, evet. Yani burada bir kendi söylediklerimiz arasında bir çelişki çıktı zaten. Bak dikkat edersen puanlar eşit aralıklı ama puanlarla biz toplamak, çıkartma çarpma bölme de yaptık. E o zaman buradaki espri nedir? Buradaki espri şudur. Eşit aralıklı ölçeklerle çarpma bölme yapılamaz değil. Bal gibi de yapıyoruz. Ancak buradaki espri şudur. Eşit aralıklı ölçeklerle çarpma bölme yaptığınız zaman oranlamayı doğru vermez. Doğru oranlar vermez. Bölmenin gerçek oran anlamını yansıtmaz anlamında düşünmek lazım. Şimdi burada derdimiz ölçme konuşmak değildi. Ee, derdimiz neydi peki? Bakın şimdi pek çok öğrenci bu ben yayınlardan çalışıyor öğrenciler geliyor benim dersime. Eşitlikli ölçeklerle çarpma bölme yapılır mı? Yapılmaz hocam diyorlar. Hatta bunu bir sınıfta tartıştıktan sonra misafir bir öğrenci varmış. Gitmiş kendi öğretmenine, asli öğretmenine söylemiş. Ya bir hoca çarpma bölme yapılır eşit ile falan dedi. Murat Hoca işte tanımıyor da beni. Ya o herhalde yeni başlamış, yeni bir hoca. Bütün kaynaklarda yazar, biraz çalışsın falan demiş. O nasıl? Ee, çok hoş bir espriydi. E, dedim ki bak ben yüz yüze getir tartışalım konuşalım ne olduğunu ondan sonra ee, tabi şöyle insanlar kendi iç çelişkileriyle ya ben aritmetik ortamı hesaplıyorum bu eşit aralıklı ölçek e, nasıl oluyor çarpma bölme yapamıyoruz diye aklına gelmiyor kitaptan ezberliyorum millet ezberini söylüyor Bugün KPSS kursu hazırlananları sorsanız yüzde yetmişi eşdeğerlik oran, pardon yanlış söyledim ölçekte çarpma bölme yapılmaz diye papan gibi söyler. E Yanlıştır bu, doğrusu da başka bir şey. İşte biraz önce bizim Sinan'la bunu tartışmamız kendi iç çelişkileriyle Sinan'a göstermem. Nedir kendi iç çelişkisi? Hem eşdeğerlikli dedi hem de ondan sonra aritmatik ortamları hesaplıyoruz dedi. E, bu ikisi çelişkidir. İşte Sokratik sorgulamada yapılan şey bu kendi iç çelişkilerini fark ettirerek kavram yapılarını değiştirmek, düzeltmektir. Kader diyor ki benle derste tartışmıştınız hocam, ispatımı çürüttünüz diyor. Evet, şimdi de Sinan'la yaptık. Sokratik tartışma budur. Sokratik tartışma beyince şunu anlatmak istiyorum. Sokrat'a dayanır bu. Sokrat, antik Yunan çağında önemli bir filozof. Çok kullanırmış bunu. Ve şöyle söylermiş, annesi ebeymiş. Annem insan doğuturuyor, ben de fikirleri, düşünceleri doğuturum. Böyle insanlara sorular sorarak ortaya çıkartırız falan diyormuş. Güzel bir analoji. Bunu söylemek istedim. Şimdi, ha bak burada da başka bir Sokratik tartışma. Ölçme değerlendirme dersinde şöyle bir diyalog geçer. Öğretmen diyor ki Ali sınıfın en yüksek notunu aldı cümlesi sizce ölçme değerlendirmedir. Serkan diyor ki değerlendirmedir ki burada da çok hata yapılır. Sonra öğretmen diyor ki nasıl bu kanıya vardın? Çünkü karşılaştırma var. Ali diğer arkadaşlarıyla karşılaştırıyor diyor. Sonra öğretmen diyor ki değerlendirme olması için karşılaştırma yeterli mi? Yoksa ölçütle karşılaştırma yapılması gerekir mi diyor. Bakın burada bir ironi yaratıyor ve kendi iç çelişkilerini fark ettiriyor. Serkan diyor ki ölçütle karşılaştırmamış. Diğer öğrencilerle karşılaştırmış diyor. Öğretmen de diyor ki öyleyse ne diyeceğiz diyor. Bu muhtemelen e, Serkan da bunu aha tamam ben hata yaptım falan diye düzeltecek. Bu diyalogda öğretmenin kullandığı yöntem hangisidir diyor. Öğretmenin kullandığı yöntem Sokratik sorgulama ya da Sokratik tartışmadır. Bir başka kavramımız var. Sokrat semineri. Bu sorulmadı hiç. Sorulabilir. Sokrat seminerinde Sokratik tartışma hiç benzemez bu. Sokak serimeninde küçük gruplarla yapılır genellikle ve üst yaş grubunda yapılır. Küçük yaş grubunda pek uygun değildir bu. Zorlu bir metin okunur, öğretmen okur. Örneğin bir divan şiiri ki lisede benim öğretmenim çok yapıyordu. Mesela James Joyce'un Ulysses e, vardır, zor bir kitaptır mesela. Onun gibi şeyler okunabilir. İşte eee Dikap din Kültür ve ahlak bilgisi dersinde Kur'an olabilir. Efendim Aristoteles'in bir eseri olabilir, Mevlana'nın e, eseri olabilir. Bu tür şeyler okunur. Usta bir konuya çok hakim öğretmen olabilir ya da başka birisi olabilir. Usta birisi bunu mealen anlatır ve açar konuyu açar böyle denmiş, istenmiş bu söyleniyor. O arada öğret öğrenciler sorular sorar. Hocam böyle de demek istemiş olabilir mi? Bu olabilir mi falan diye tartışılır. Öğretmen rehberliğinde bir metnin çözümlenmesi, anlaşılması ve zihinde yapılandırılması esastır. Küçük yaş gruplarında bunun kullanılması pek mümkün değildir. Edebiyat dersinde öğretmen Şeyh Galib'in bir eserini mısra mısra okutur ve her mısra için özel ve derinlikli açıklamalar yapar. Tarihsel, etimolojik, anlam bilimsel bu açıklamalara öğrenciler de soru ve görüşleriyle katılırlar. Bu derste uygulanan öğretim tekniği hangisidir diye soruyor. Bu da Sokrat Semineridir. Sorulmadı, sorulabilir. Evet şimdi gelelim akvaryum diye bir tekniğimiz var. Bu da bir tartışma tekniğidir. Akvaryum tekniğinin iki uygulama türü vardır. Aslında uygulama türü tektir fakat e, bilimsel yayınların bazılarında da bu olduğu için onu da sorulabilir diye getirdim. Asıl uygulama türü budur. E, bunu Fikret Hoca anlattıydı bana yurt dışında gözlemlemiş zannedersem. E, yanlış hatırlıyor olabilirim iç çember, dış çember şeklinde uygulamasını gördüm diyordum. Ee, onun katıldığı bir derste sorarız. Yanlış anlatmayayım. Ee, benim aklımda kal kalan yanlış olabilir. Şimdi burada bir konu ortaya atılıyor. Burada bir öğretmen olsun. Şunu da yazalım. Neyi konuşuyoruz? Akvaryum tekniğini konuşuyoruz. Konuştuğumuz konuda da şu olsun. Ee, şimdi aklıma geldi laboratuvar çalışmaları fen dersinde, matematik dersinde de laboratuvar çalışması olabilir. Gerçi pek millet bilmiyor ama matematik laboratuvarı diye bir şey var. Ee, laboratuvar çalışmaları neden katkı vermiyor? Nasıl daha iyi katkı verir diye bir tartışma açtığını varsayalım öğretmenim. Kim söz almak istiyor diyor. Konuşmacılar, konuşmak isteyenler iki veya üç kişi iç çemberi oluşturuyor ve bunlar birbirleriyle tartışıyorlar. Mesela bu çocuk diyor ki ya diyor ben fen laboratuvarlarında hiçbir şey anlamıyorum. Öğretmen bir şeyler yapıyor. Ne yapıldığını anlamıyorum diyor ve çok ciddi bir sorundur. Herkes der ki mesela ben bu eleştiri çok diyorum. İşte laboratuvar yok, malzeme yok falan. Tamam ama malzeme olan yerlerde de çok güzel yapılmıyor laboratuvar çalışmaları. Çocuklar pek bir şey anlamıyorlar. Öbürü der ki ben iyi anlıyorum. Öbürü der ki ben kendimi yapmak istiyorum. Bir şeyler söylerler. O sırada buradan buradakiler dinleyici konumundadır. Ve buradan bir çocuk ben de bir şey söylemek istiyorum diyebilir. O zaman öğretmen izin verir ve bu iç çembere geçer. Burada oturuyor olabilirler geçer buraya oturur. Buradaki de der ki benim sözüm bitti ben dış çembere geçmek istiyorum der. Bu da dışarıya geçer. İç çemberlikler tartışır. Sözü olan konuşmak isteyen tartışmak isteyen içeriye geçer. İçeriden de dışarıya geçilebilir. Bu sırada bu sırada öğretmen içeriye yem sorular atar. Hmm. Neden yem sorular atar? Çünkü tartışma tıkandığında veya yeni bir açılım gelmediğinde mesela öğretmen der ki bütün laboratuvar derslerinde mi randıman alamıyorsunuz yoksa işte fizikle ilgili olan da mı yoksa biyolojide mi falan diye bir soru sorar. Ya da şunu sorar peki yakında olan öğrenciler mi randıman alıyor uzakta durmanın buna bir etkisi var mı yani deneyden daha uzakta kalmanın bir etkisi var mı diye bir yem soru atar. İşte şurası Pardon, yanlış çizdim. Özür dilerim. Şurası bir akvaryum ve öğretmen de akvaryuma yem atan ve nasıl ki yem attığımızda akvaryumda balıklar hareketlenir, canlanır. Bu metafordan ki bu yem bir metafordur. Bu metafordan hareketle buna akvaryum tekniği adı verilmiştir. Kesinlikle bir tartışma tekniğidir. Şimdi bunun bir ikinci uygulama biçimi vardır. ÖSYM bunu sordu. Şöyle de uygulanabiliyor. Ortaya geçen kişi tek oluyor. Biraz önceki de birkaç kişi oluyordu. Bunda tek kişi geçiyor ortaya. Öğretmen de burada. Başka bir konu verelim burada. Mesela neden Orta Doğu'da savaşlar bitmiyor olsun? Bu fikrini söylüyor. Ee, içerideki biraz canlandırmak için öğretmen yine yem sorular sorabilir. Ee, bu konuşmacının sözü bittiğinde başka birisi tek başına içeriye koltuğa geçebilir. Böyle de bir uygulaması vardır. Yasemin diyor ki evet hocam aynı böyleydi hatırlıyorum. Ekrem hocanın anlattığı şekilde. ha Yasemin e, Eskişehir'de e, Ekrem hocanın ee, anlatımını yüz yüze de dinlemiş geçen sene ya da evvelki sene ee, doğru anlatmışız efendim neler söyleyebiliriz başka akvaryumla ilgili demokratik rahat bir ortam kurulması esastır bir tartışma tekniğidir ee, iki farklı tarzda yapıldığını söyledik üst düzey zihinsel becerileri ve tartışma becerilerini geliştirir. Burada da başka bir çizimle göstermişiz. Bu da bazı kaynaklar iç çember dış çember de der. Melek öğretmen demokrasi konusunu merkeze aldığı bir derste öğrencileri yuvarlak oluşturacak şekilde oturturur ve gönüllü öğrenci ortaya geçerek, geçerek konu hakkında düşüncelerini söyler. İzleyici konumdaki öğrenciler söz alarak çemberin içine geçer ve farklı fikirlerini açıklar. Bu etkinlikte öğretmen daha önce de hazırladığı ipucu soruları konuşmacıya sorarak tartışmaya canlılık katar. Bu derste öğretmenin kullandığı tartışma tekniği aşağıda hangisidir? Biraz önce anlattıklarımızla uyumlu ve akvaryumdur. Şimdi bir de çember diye bir teknik var. Hemen not düşelim. Hiç sorulmadı. ÖABT'lerde de hiç sorulmadı. ÖYT'de de hiç sorulmadı. hiç ÖSEM'in hiçbir sorusunda sorulmadı. Sorulabilir bir şeydir. Bu da tartışma tekniğidir. Bunun farklı bir özelliği vardır. Bunun özelliği öğretmenin daha önceden bir başkan ve yazman şeklinde soru hazırlattırılmasıdır. Bunu bir örnekleyelim. Diyelim ki tarih dersinde Osmanlı Devleti'nin yıkılış dönemi ya da gerileme artı gerileme artı yıkılma döneminin işlendiğini bir ay boyunca bunu işledik bitti. Tabii böyle olmak zorunda değil ben örneklendiriyorum. Bununla ilgili öğretmen de sorular hazırlayabilir. Bir kişiye de soru hazırlayın diyebilir. Bir gruba da soru hazırlayın diyebilir ama soru hazırlanacak. Bu sorular bir sıra düzeni içinde sorulur. Birinci soruyu buna, ikinci soruyu buna sordu. Diyelim ki bu kişi ben ikinci soruyu bilemedim dedi. Tamam onu atlarız. Buraya geçilir. Mesela birinci soru sizce Osmanlıların gerilemesinde padişahların diğer dirayetli olmamasının etkisi var mıdır? Kafes hayatının etkisi var mıdır? Falan gibi sorular olduğunu varsayın. İç karışıklıkların etkisi var mıdır? Gibi sorular olduğunu. Ama her soruya verilen cevaptan sonra öğretmen müdahale ederek yanlış veya eksik açıklama yapılmışsa tamamlayacak ve yazmanda birin sorunun karşılığını doğrusuyla yazacak oraya. Hatalar değil, doğru yazılacak. İki sorunun doğrusu yazılacak. Ha, bütün bu süreç böyle geçerken diyelim ki 10 tane soru hazırlanmıştı. 10 tane soru ve altına yazmanı yazdığı cevaplarla çok güzel bir Dersin özetlenmesi yapılır. Konunun ünitenin özetlenmesi yapılır. Bu elimizde bir kaynak olarak soru cevapta yapılmış olur. Tabii buna neden tartışma tekniği diyoruz? Çünkü o sırada bu soru doğru mu? Derste ne konuştuk bu falan diye tartışmalar yapılır. Öğretmen de tartışmalarda e, ipuçları vererek doğrusunu buldurmaya çalışır ki bulamıyorlarsa da kendisi söyleyecek, hatırlatacak falan. Evet, bu da çember ha tekniğidir ve hiç sorulmamıştır. Buyurun. Bu ders esnasında konu bittikten sonra mı yapılıyor? Yoksa dersten önce öğretmen konuyu öğrencilerin hazırlanıp e, sıra, sınıfa gelmesi esnasında mı yapıyor yapılıyor? Tabii bu e, derse göre değişebilir. Ama ben tarih öğretmeni olsam Osmanlıların yıkılması ve gerilemesi konusunu asla anlatmadan, ders işlemeden yapmam bunu. E, ama ee, mesela buraya ders işlendikten sonra için uygundur. Fakat bazı dersler olabilir. Örneğin Türkçe dersinde e, işlenmemiş bir e, konu olabilir. E, nedir işlenmemiş konu? E, bir örnek vermek istiyorum. E, roman türüyle öykü türünü karşılaştırması olabilir. Hatta edebiyat dersleri diyelim. Ee, çocukların yaşı itibariyle lise düzeyinde çocuklar roman, öykü, fıkra, deneme, e, postmodern metin gibi şeylerin farkını kendileri çalışarak ya da hazırlık yaparak araştırma, incelemeyle anlayabilirler. Bu öğretmen anlatmadan bunları ödev olarak verip çocuklar çalıştıktan sonra böyle bir şey yapılabilir. Çok da güzel olur. Fakat burada ders anlatıldıktan sonra yapılır. Veya anlatılmadan önce yapılır diye kesin bir ayrım yoktur. Dersin konusu ve çocuğun yaş grubuna uygunluğu açısından ikisi de yapılabilir. Ama e, mesela ben ortaokulda Türkçe dersinde bunun çok iyi olmayacağını, hele ki ilkokulda hiç güzel olmayacağını ilkokulda anlatıldıktan sonra yapılması gerektiğini, lisede ise anlatılmadan araştırma inceleme görevi verilerek yapılabileceğini düşünüyorum. Hocam, önemsiz bir ayrıntı ama yazman bütün e, doğru cevapları yazıyor değil mi? Herkesinin verdiği yanlış cevabın altına doğrusunu yazmıyor değil mi? Şöyle, e, yazman kesinlikle öğretmen buradan denetim konumundadır veya öğretmen başkanı e, çok güveniyordur, ona yetki veriyordur. Yanlış cevaplar yazılmayacaktır. E, zaten bunun tartışma tekniği olmasının sebebi tartışılarak, doğru bulunarak yazılacaktır, yanlışlar yazılmayacaktır. Ha şu olabilir, bazı şeyler bilgi düzeyinde yanlıştır, asla yazılmaz. Mesela birinci Abdülhamit dönemiyle ikinci Abdülhamit dönemini karıştırıyor çocuk, bunu yazmayacağız. Ama şu olabilir, e, bilgi düzeyinde değil de analiz düzeyinde, değerlendirme düzeyinde farklı fikirler çıkabilir. Bu e, öğretmen diyebilir ki bu fikri de not alalım, çok bunun taraf giri yok ama öyle de düşünülebilir diye. Mesela bilgi düzeyinde şeyleri yanlış yazılmaz. Ama e, üst düzey değerlendirme düzeyinde farklı fikirler yazılabilir. Rica ederim. Ee, kader diyor, illa sırayla mı konuşuyorlar? Evet, bu çemberin temel özelliğidir. Sırayla sorular sorulur. Ancak diyelim ki bir çocuk hazırlanmadı ya da o konuda bilgisi yok. O çocuk diyebilir ki ben bilmiyorum, e, pas diyebilir, e, geçilir o çocuk. Ama sırayla gider bu çemberi çok ayırt edici bir özelliğidir. Bakın ben de bir fark olarak ortaya koymuşum. Çember genellikle ünite başında ön bilgileri canlandırmak veya ünite sonunda öğrenilenleri özetlemek için kullanılır. Biraz önce arkadaşım sormuştu ünite sonu olması şart mı? Hayır böyle de böyle de olabilir. Önceden hazırlanmış sorular sıra düzeninde sorulur. Yazman not alır çember tekniğinde genellikle konuları tekrar etmek için veya özetlemek için yapılır. Akvaryum tekniğinde gönüllülük esastır. Bu çok önemli. Söz almada sıra düzeni gözetilmez. Oysa çemberde cevaplar sıra düzeni içinde verilir. Ayrıca akvaryum informal yapıda her öğrencinin konunun farklı yönünü konuştuğu bir yapıdayken çember liderin sorularıyla yönettiği formal bir yapıdadır. Hal dersinin ünite sonunda öğretmen öğrencileri birbirlerini görebilecekleri şekilde oturtur. Kendisinin hazırladığı soruları soldan sağa doğru sırayla öğrencilere sorar. Aldığı cevaplar yanlış ya da eksikse düzeltmeler yapar. Bu sırada görevlendirilmiş bir öğrenci notları, cevapları not alır. Böylece ünite özetlenmiş ve tekrar edilmiş olur diyor. Bu hangi tekniktir diyor. Biraz önce anlattığımız çember tekniğidir. Tekrar burada farkı uygulamışız. Akvaryum tekniğinde gönüllülük esastır. Söz almada bir sıra düzeni göz, göz gözetilmez. Oysa çemberde cevaplar sıra düzeninde verilir falan demişiz. Aynı şeyi tekrar önemli diye vurgulamışız. Evet, şimdi görüş geliştirme köşelenme var. Altı şapkalı düşünme var. Var, var, var. Evet, dört dakikamız var. Bence burada bırakalım. Bayağı bir şeyler işledik. Ee, nasıl gidiyor? ÖYT çok zor değilmiş değil mi? Ne dersin müyesser, kader? Bence iyi ya hocam, güzel. Zor bir şey yok değil mi ÖYT'de? Değil. Hı -hı. Aşkı sıkıcı evet. geliyordu hocam o. Yani bu ders beni korkutuyordu açıkçası. Çok da kolaymış değil mi kader? Yani aslında farkları oturtturduğumuz zaman hani e, çok önemli ayırıcı özellikler öğrendiğimizde aslında çıkıyor sorular. Aha. Hani şey yapabiliyoruz, ayırt edebiliyoruz. Ya ÖYT'de bazı hocaların yaptığı hata şu, çok bilgiye boğuluyorlar, çok bilgiye gerek yok. Ana kritik, önemli nokta, ayırt edici noktaları bilmek lazım. Bunlar bilindiğinde anlaşılıyor. Ben hep söylemiştim ÖYT bunların içinde en kolay ders. Ama e, uzun. Uzun bir ders. Ondan sonra çok soru çıkıyor zaten. Ee, güzel işlediğimizi düşünüyorum. Ondan sonra bence en zor, öğretmenin en zor yeri bu panel, forum falan, sempozyum oraları biraz zor. Onun haricinde zor bir noktası yok. Hocam <laughs> e, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi biz onu işlemedik ama geçen sene altı şapka sorusu çıkmıştı. Hı hı. Ee, ben şapkalarda renk sırasının önemli olmadığını biliyordum ilk sıra ve ilk ve son şapkanın sırasının önemli olduğunu diğerlerinin de sırasının değişebildiğini düşünüyordu. Öyle zaten. Ama orada orada bir, bir Şikbeyli şey yanıltmıştı galiba. Renk sırasına göre. Ya, dur dur. Ee, ben diyorum ki <laughs> şimdi ben ne dediğimi söyleyeyim. Ee, alt şapkalı düşünmede ilk şapkanın beyaz ve serimleyen şapka olması şarttır. Son şapkanın mavi ve karar veren şapka, değerlendiren ve karar veren şapka olması şarttır ortadaki şapkaların işte siyahla sarının yeşilin yeri değişebilir ortadakilerin diyorum. Ve geçen seneki sorunun da buna muhalefet eden tersini söyleyen bir soru olmadığını düşünüyorum. Sen de hayır ortadakilerin de sırası önemli diyorsun. Geçen seneki soru bunu iddia ediyor diyorsun. Doğru mu anlamışım? Hayır aslında hocam şey diyordu şıkkın birinde. onu anlamadım söylüyorum sadece. Renk öğretmen renk sırasına göre hani şapkaları şey yapar diyordu da renk sırasının oradan ben önemli olduğunu düşündüm. Aslında öyle değil. Evet Evet. Şimdi sen şunu söyle bana. Sen şunu diyor musun? Geçen seneki soru hayır ortadaki şapkaların da renk sırası önemli diye ben oradan bunu çıkarttım diyor musun? Evet. Evet öyle diyorum. Aslında öyle bilmiyordum ama öyle çıkarttım ben. Ha ben yanlış düşündüğümü söylüyorum. Şöyle yapalım. Sen o soruyu bana at baştan biz WhatsApp'ta konuşalım, tartışalım. Tamam. Akabinde haftaya alt çapkalı düşünmeyi konuşacağız. O öyle miymiş detaylıca bakalım. Olur mu? Olur hocam. Benim de atladığım bir nokta olabilir. Ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Tamam. Evet gençler kapatıyorum. Teşekkürler hocam. iyi günler. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşça Görüşmek i̇yi günler. üzere. İyi günler.